düşünceler ve duygular aleminde insan çok inatçı. Kendi sahip olduğu duygulara ve düşüncelere çok bağlı oluyor. Onu doğru ve çok hakiki biliyor. Duygular hakiki, ona bir şey diyemezsin. Bu öfken çok yanlış falan denmez insana. Bu kadar çok insan, kötü insanlar olamaz. Aslında onlar kötü davranışlar. Ve o kötü davranışlardan bizde de var. Hayatta birazcık kendi üzerine, kendi eylemleri üzerine, kendi düşünceleri üzerine düşünmek çok değerli bir şey. Bu şarkı bana biraz bunu yaptıran bir şarkı. Bugün çok özel bir proje için bir aradayız. Bizim için özel bir plak da hazırlanmış. Ne kadar güzel. Masum değiliz. Nasıl bir şey senin için bir Sezen Aksu şarkısına yeniden bakmak? Her zaman çok güzel canım. Yani Sezen Aksu çok özel bir insan zaten. Gelmiş geçmiş en büyüklerden bahsediyoruz bir yerde. Bazı kayıtlar var. Onları mesela zaten onlara benzeyen bir şey yapmaya çalışmak çok beyhude ve hatta yer yer gereksiz bile geliyor bana. Bugün işini iyi yapmış insanların ferahlığıyla buradan dönmeyi umuyoruz. Ama seninle yaptığımız zaman her şey çok güzel. Sezen Aksu çok mahir bir şarkı yazarı. Yaşayan en büyüklerden biri bence. Yani herkesin bir ya da birkaç Sezen Aksu şarkısıyla bir anısı vardır diye düşünüyorum. Tabii senin canım, hatta birden fazla Sezen Aksu albümüyle de ilgili anılarım var. Onlarda çalıştın çünkü. 2000 senesiydi Deli Veren albümü. O da benim ilk stüdyo kaydım hatta, hücum kayıt. 3 şarkıda keyboard çaldım. Oh Oh, Kahpe Kader ve Yalancı Dünya. O 3 şarkıda keyboard çaldım. Böyle bir organik bağım olmuş oldu Sezen Aksu'yla. Çok benim için gurur verici bir şey yani. Kayıtta başka türlü bir rutin var. Kayda hazırlık daha mekanik bir şey. Besteyle veya bir sözle uğraşırken ki rutin başka bir şey. Melodiyle mi uğraşacaksınız, sözle mi uğraşacaksınız, akorlarla mı uğraşacaksınız? Aynı anda birden fazla şeyle mi uğraşacaksınız? Elinizde gitarla durup duvara mı bakacaksınız? Bunlar hep opsiyonel. Ben yanına geliyorum Ozucuğum. Bekliyorum Arucuğum her zaman. Tamam, ben de ufaktan üzere laptopumu açıyorum. Hadi bakalım o zaman. Bak o akor işte. O akor imza oldu, boş ver. Bu full score tabii. Tam evet. 136'dı. Tam bak şuraya bize denk geliyor. Gelişi 136 yani. Burası evet. Tam hı olarak şu noktadan sonra da yavaşlayarak bitiyorlar. Yani bu ikinci keman hı 28'e kadar çalmıyor. Oraya kadar cello ile ve viola ile devam ediyoruz. Az önce baktığımız yere bakalım. Tamam. Şimdi şey, bu iş üstüne düşmeye başladıktan çok sonra fark ettiğim bir şey var. Bir şarkı illa bir şey anlatmaz. Yani bir hikaye anlatmak zorunda değil. Bazen bir anı anlatır, bazen bir duyguyu anlatır, bazen sizi sadece büyüler, bazen hipnotize eder, bazen çağrışımlar üzerinden bir şey hissettirir. Aynen, ilki öyle. Tanışmamı hatırlıyorum, 10-12 kişinin olduğu bir buluşmaydı ve hemen biz felsefe üzerine sohbet etmeye başlamıştık. Sezen Aksu ile felsefe sohbetleri YouTube formatı olarak bile çok güzel tınlıyor şu anda. Gerçekten çünkü ilgili olduğunu anlamıştım. Çok hoşuma gitmişti. Neden olmasın belki bir gün. Son bir üstünden geçelim değil mi? Bence çok iyi olur yani. Evet, şu. Evet, o akor da çok güzel oldu. Oradaki en baştaki 4 akor boyunca melodinin girmemesi de sanki güzel bir hazırlık oldu. Evet, sürprizi sona saklamak gibi oldu biraz. Evet. Masum değiliz de bir hesabı paylaşma duygusu var. Bize yapılanlar, hayatta karşımıza çıkan engeller filan. Bunlarla biz genelde başkalarını suçlayarak baş etmeye çalışıyoruz. Bazen de ama böyle bir şarkı, böyle bir roman, böyle bir film bizi hatırlatıyor ki ne olursa olsun oralarda bizim de bir takım paylarımız olabilir. En azından başımıza gelenlere verdiğimiz tepki üzerine belki düşünürüz. Böyle sakin olma duygusu veriyor bana. Viola partisinde. Ya onu söylemiyoruz. Evet. Yani buradan zaten. Evet, evet. Sonda da zaten o yavaşlayarak bitirme ki hiç böyle şeylerin
teknik isimlerini hatırlayamam ben zaten. Ritardando. 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 Sevdiğimiz şeylerde genelde sonuna kadar gitme eğilimi oluyor. Yapabileceğin her şeyi yapmak değil ama çok sabır sınayıcı şeyler de yaşansa, kendi istediğin müziği yapmakta, kendi istemediğin şeyleri yapmamakta ısrar etmek anlamında ben uzun yıllardır kendimce sonuna kadar gittiğimi zannediyorum. Hazır gibiyiz. Hocam biz hazır gibiyiz. Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan içindeki çocuğa sarıl sana insanı anlatır. Eğer günahkar diller günahkar bir çay yangını bu bütün dünya günahkar. Ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece yalnızlık sevgili gibi boynu boyunca uzanıyorsa koynuna onur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan içindeki çocuğa sarıl sana insanı